Bu faziletli ve mübarek gün, Cuma günü. Yahudilerin ve Hristiyanların ardına takılarak biz de istirahat günümüzü bundan ayırdık. İşin vehameti, işin tablonun en trajik tarafı, tarihin kendisini tekerrür etmesi gibi Hristiyanların ve Yahudilerin ardına düşüp girdikleri her delikten girip çıkacaksınız diyen Resulü doğrularcasına benzer bir şeyi biz de yaptık. Şimdi Allah Azze ve Celle'ye kulluk edeceğimiz, toplanıp güzelce çoluk çocuğumuzla bir araya geleceğimiz, güzel kokular sürünüp, demiyorum ki Allah Azze ve Celle bize çalışmayı yasakladı. Cenab-ı Hak dini bize çok kolay kıldı. Diğerlerindeki gibi tüm gün değil. Allah Azze ve Celle diyor ki اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسَعُوا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Çağrıldığında, nida edildiğinde Cuma günü, ki hangi vakit olduğunu Resulullah'ın uygulamasında gördük. Yoksa ayette Cenab-ı Hak Cuma günü nida edildiğinde اِذَا نُودِيَ nida olunduğunda لِسْصَلَاتِ namaza مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma günü. Dolayısıyla Cuma günü dediğiniz gün herhangi bir vaktinde olabilir. Resulullah'tan hangi vakitte olduğunu öğrendik. Hangi vakitte? Öğlen vaktinde. Efendim sabah bunu yapsak da olur. Nasıl olsa Kur'an'da Cuma günü diyor. Ya geceden mi çağırsak? İşte savrulmalar böyle oluyor. Uygulamalı bilgiyi tam da bununla memur olan Risalet sorumlusundan, ki o vahiy ile irtibatlı ve vahiy akışı devam ediyor. Yanlış bir şey olsa dur, öğlen demedik kardeşim. Biz ikindi demek istemiştik, Cuma günü dediğin koca bir gün diye müdahale gelir. Hiç olmadı olayın üzerinde ilahi bir takrir Resulullah'ın bütün davranışlarının. Çünkü aksi olanların hepsine itap geldi. Dolayısıyla Resulullah'ın uygulamasıyla o nidanın öğlen vakti başladığını biliyoruz. Öyle nida ettirdi salat ve selam üzerine olsun. Ve insanlar işlerini bırakıp gittiler. O ana kadar da çalışmakta bir sakınca yok. Ondan sonra, Cuma'dan sonra Cenab-ı Hak yine önümüzü açtı. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılıp çalışabilirsiniz. Yani cumartesinin pazarı da şey günü ilan etmeye gerek, Cuma'yı da tatil günü ilan etmeye gerek yok. Bizim dinimizde Allah Azze ve Celle bize kolaylaştırmış. Bana bu kadarına gelin, Allah Azze ve Celle'yi zikredin, sonra yine işinize bakın diyor. Bizim için en kolayını istemişken biz inhiraf edince zorluklar başımıza geliyor. Zaten en kolayını istemiş. Yahudilerde de öyle oldu. En kolayını verdi onlara, kaydılar sebt gününe. Sebti bütünüyle onlara tahrim etti. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Onların tepesine tuğru kaldırıp bu şehre gireceksiniz ve sebt, yani onların kendi kaydıkları günde, o günde hiç işe el sürmeyeceksiniz. لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Ve keskince onlardan galiz bir söz aldık. Zaten cumartesi istiyorlardı, güzel, tamam, yayılırlar. Öyle mi olur? Olmaz. Cenab-ı Hak bir şeyi aleyhine çevirdi mi, artık o işlerde işler zorlaşır. Nasıl zorlaştığına inşallah sonraki derslerimizde devam edelim. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ